İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Başbakanı hükümetin son oturumunu özetledi ve sorularımızı cevaplandırdı. Artsakh'ta kış sezonu askere uğurlama töreni gerçekleşti. Sizin Türkiye'niz Yunanlılardan, Ermenilerden ve Kürtlerden çalınan bir vatandır. Başar Asad, Derzor'daki Ermeni Kilisesi'nin restorasyonuna söz verdi. Bolton ziyareti sonrasında ABD ve Türkiye ilişkilerinde gerginlik. Dersim karlar altında. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı'nın Fransız Toulon takımıyla dostluk maçı gerçekleşti. Batı Ermenistan hükümetinin son oturumu 7 Ocak 2019 Pazartesi günü gerçekleşti. Bildiğiniz gibi hükümet Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin yeni parlamentosunun 19 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşecek ilk oturumu sırasında istifasını sunacak. Sayın Başbakan bize gerçekleştirilen çalışmalar ve gelecek seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Parlamento seçimlerine de değinildi. Ve Sayın Başbakan önümüzdeki 5 yılın neden Batı Ermenistan'ın ulusal haklarının gerçekleşmesi için alın yazısal önemi bulunduğunu açıkladı. Bu röportaj diğer günlerde sizlere sunulacak. Artsakh Savunma Ordusu'nun toplanma merkezinde 9 Ocak'ta gerçekleşen tören 2019 kış sezonu asker uğurlamasına adanmıştı. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre savunma ordusuna askerlik hizmeti için gelen ilk kafileyi kutlamak için Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanı, Savunma Ordusu Komutanı General Karen Abrahamyan, üst düzey komutanlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve din adamları törende hazır bulundular. Günün kahramanlarını tebrik eden Savunma Bakanı, ordu komutasının anayasayla kendilerine biçilen misyonu yerine getirmek için hızlı bir şekilde askeri eğitim ve mühimmat işlerini gerçekleştirmede mümkün olan her şeyi yapacağını söyledi. Türkiye Meclisi'nde Halkların Demokratik Partisi'nden Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, yaptığı konuşmasında bu zamana kadar işgal altında bulunan topraklar hakkına değindi. Konuşmasında o, bu topraklarda Ermenilerin, Yunanlıların ve Kürtlerin yaşamış olduklarını vurguladı. Burayı siz kendi toprağınız sanıyorsunuz. Burası ne sizin toprağınız ne de Erdoğan'ın partisinin toprağı. Toprak sizin hepinizden de büyük. O gerçek sahiplerine aittir. Tarih tüm bunların gerçek şahididir. Sizin Türkiye'niz Ermenilerden, Yunanlılardan ve Kürtlerden çalınan vatanınızdır. Tarih benim şahidimdir. Sizler ne diyebilirsiniz? Öldürün beni, ben yine de doğruları söyleyeceğim. Kürt milletvekili konuşmasında şu vurguda bulundu. Ben binlerce yıldır bu ülkede yaşayan insanlardan biriyim. Siz geldiniz ve işgal ettiniz onu. Milletvekilinin konuşması sırasında Türk Şoven milletvekillerinin Ferhat Öncü'yü öldürmek ve hatta onu hapishaneye göndermekle tehdit ettiklerini belirtelim. Ermenistan'dan Suriye'ye hareket eden gruba Ermenistan'daki Suriyeli Ermeniler Toplumu Başkanı George Barsegyan başkanlık etti. George Barsegyan, aktivizmin Suriye'nin Ermenistan'a yeni bir büyükelçi atamasından sonra başladığını belirtti. Elçiliğin yeni kadroları Ermenistan'daki Suriyeli Ermeniler Toplumu'yla aktif çalışmaya başladı. O zamanlar Ermenistan'daki Suriyeli Ermeniler Toplumu'nun yönetimine George Barsegyan seçildi. George Barsegyan eskiden de söylendiği gibi Suriye hükümetinin Ermeni toplumuna daima büyük önem verdiğini belirterek Suriye Başkanı Başar Asad'ın görüşme sırasında Derzor'daki Ermeni Kutsal Şehitler Kilisesi'ni kendi imkanlarıyla restore edeceğine söz vermesinin hiç de rastlantı olmadığını vurguladı. Ermenistan grubunun Suriye'ye yaptığı ziyaret çerçevesinde Başbakan, Parlamento Başkanı ve biznes alanındaki şirketlerle görüşmeler gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ulusal güvenlik konusunda danışmanı olan John Bolton'un ziyaretinden sonra ABD-Türkiye ilişkilerinde gerginlik baş gösterdi. ABD Başkanı'nın ulusal güvenlik danışmanının ziyareti gündemindeki sorun ABD birliklerinin Suriye'den çıkarılmasıydı. Bolton, Suriye'den ABD birliklerinin geri çekilmesinin ön koşulunun Kürtlerin korunması olduğunu açıklamıştı. Suriye'deki ABD'nin müttefikleri silahlı Kürtlerdir ve bunlar bu zamana kadar İslam Devleti'ne karşı savaşıyor. Fakat Türkiye bunların terörist olduklarını düşünüyor ve onları yok etmek istiyor. Aynı zamanda ABD'nin müttefikleri Amerikan güçlerinin geri çekilmesini arkadan vurmak olarak değerlendiriyor ve Türkiye'nin saldırısından korkuyorlar. Dersim genelinde bir haftadan fazla zamandır etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken,
kent genelinde 200'den fazla köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığı kentte çok sayıda köye 10 günden fazla zamandır elektrik verilemiyor. Yağış nedeniyle Nizamiye, Ovacık, Hozat ve Pülümür ilçelerinde kar kalınlığı 2 metreye yaklaşırken ilçelerdeki bazı evler de kardan görünmez oldu. Batı Ermenistan'da Bingöl, Ordu, Van, Bitlis, Kars, Mardin, Sıhhert, Maraş, Ararat, Yozgat bölgelerinde yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle Perşembe gününe kadar eğitime ara verildi. Batı Ermenistan ulusal futbol takımı kampta bulunduğu süre içerisinde ikinci ve son dostluk maçını Fransa'nın Toulon takımıyla dün oynadı. Maç 2-0 Fransızların galibiyetiyle sonuçlandı. Maça çıkmadan çok önce Harut Yunvartanyan başkanlığındaki Batı Ermenistan ulusal futbol takımı futbolcularının Marsilya'daki Kutsal Çevirmenler Katedrali'ni ziyaret ettiğini hatırlatalım. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Avram Russo'nun seslendirdiği Hayat Nova'nın Kamanca adlı eserini sunuyorum. Tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.